Kalkınma Müdürü, AK Parti Meclis İl Başkanı Sayın Bekir Mert Ertal Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar, ben çok kısa bir açılış, bir selamlama konuşması yapacağım. Kendi aramızda konuşmazsak, benden sonraki konuşmacılarımız da var. Çok memnun olacağım. Arkadaşlar, AK Partililer, AK Parti sevdalıları, elini Mersin için, Türkiye için taşın altına koyanlar, hepinize buraya geldiğiniz için, bu sıcak güzel günde bizimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, milletvekili aday sıralaması yapılarak Mersin 2011 12 Haziran seçimleri için adaylarını belirlemiştir. Bugün burada bu adaylarımızı Mersin kamuoyuna ve Türkiye'ye tanıtmak için toplandı. Mersin, genel başkanımızın ve genel merkezimizin takdiriyle bir aday listesi oluşmuştur. Bunlar bizi 2023 Türkiye vizyonuna taşıyacak arkadaşlarımız. Bizler de Mersin teşkilatları olarak bu arkadaşlarımızla bir ve beraber olarak çalışacağız. İnşallah iktidar partisi olarak amacımız Mersin'i en fazla sayıda milletvekiliyle beraber Ankara'da temsil etmektir arkadaşlar. Biz iktidar partisiyiz. En fazla sayıda milletvekilini çıkaracağız ve Mersin'i Mersin'e yakışır bir şekilde Ankara'da temsil edeceğiz. Burada şu anda fiili görevde olan Sayın Bakanım Kürşat Türkmen ve Sayın Hocam Ömer İnan vekilim de burada. Bunlar diğer vekillerim de gelecekler. Zafer Hocam ve Ali Er Hocam da inşallah Ali Er Bey de gelecekler. İnşallah partimizin kurumsal kimliğini, bir ve beraber olmasını ve sürekliliği göstermek açısından burada 11 tane milletvekili aday adayımızı ve şu anda fiili görevde olan milletvekillerimizi bakanımızla birlikte sizin huzurunuza getirdik. Sizlerle tanıtacağız. İnşallah güzel günler göreceğiz. Güzel bir yürüyüş yapacağız. İnşallah Mersin'i 2013 olimpiyatlarına, Akdeniz oyunlarına hazırlayacağız. 2023'ü hazırlayacağız. Bu kadro burada arkadaşlar. Bu vesileyle buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi 20. dönem AK Parti Mersin Milletvekili Profesör Doktor Ömer İnan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, değerli milletvekili, sevgili yol arkadaşlarım, değerli basın, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şöyle bir açarsanız, şöyle, şu kısmı bir açın var, şöyle bir göreyim orayı. Evet, değerli arkadaşlar, bu toplantı biliyorsunuz, adaylarımızı tanıtma toplantısı. Ben de bu toplantıda bulunmak istedim ve geldim. 9 yıllık bir milletvekilliğimiz oldu. Artık buna bir nokta koymak gerekiyordu. Milletvekilliğimize noktayı koyduk. Yolun sonuna geldik demiyorum. Yol bitmez ki. Yolun biri biter, öbürü başlar. Yol bitmez. Yoldaşlıklar devam eder. Yol arkadaşlıkları devam eder. Bizim arkadaşlığımız devam edecek. Bu işin sonu yoktur. Hep soruyorlar, üzgün müsün, kırgın mısın, küskün müsün? Ben de Devlet Bakanımız Zafer Bey'e takıldım telefonla görüşürken
Demek ki benim koltuğumda gözüm varmış. Sen onun için böyle yaptın dedim. Senin koltuğunda gözü olanın gözü çıksın dedi. Öyle bir latif öyle. Tabi bu bir nöbet değişir. Başka bir şey değil. Ne üzgünüm, ne küskünüm, ne de kırgınım. Hatta biraz da sevinçliyim. Niye sevinçliyim? Çünkü baktım listeye. Liste güzel, hoşuma gitti. Şuraya bakın işte. Hepsi birbirinden pırıl pırıl insanlar. Birçoğunu tanıyorum. Allah onların işlerini kolay kılsın. Hizmetlerini daim kılsın. Pırıl pırıl. Bunlara ben de hizmet etmek, bunlara hizmet etmek için, bunların size hizmet etmesi için ben de bunlara hizmet etmek için geldim. Eğer bu listeyi ben beğenmeseydim, beni hiçbir güç, hiçbir kuvvet, tanıyanlarınız var değil mi? Beni. Hiçbir kuvvet beni buraya getiremez. Ama baktım liste güzel, geldim, ben de onlara hizmet edeceğim. Biz 9 yıllık milletvekilliğimiz sırasında, hamdolsun elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler yapmaya gayret ettik. Kiminde muvaffak olduk, kiminde olamadık. Ama genel olarak iyiye doğru gidildi, iyi işler yapıldı. Hem Türkiye için hem Mersin için. Çok güzel işlerimiz oldu. Yani Türkiye çağ atladı. Mersin de öyle. Mersin'de hayal edilmeyecek birçok işlere imza attı. Şimdi onların sıralamanın yeri değişir. Biz çoğunu biliyorsunuz. İşte bunların daha da artarak devamı için yeni bir kadroya ihtiyaç vardı, o kadro da burada. Heyecan, benden fazla heyecan var şu anda. Ben heyecanımı yitirdiydim, bak bunu da başbakan gördü, çiziverdi böyle. Heyecanınız giderse sizi de çizer. Haberiniz olsun. 9 sene az değil. Bunun sonu da yok biliyor musun? Bir dönem daha, bir dönem daha yeter. Bir yerde noktayı koymak, bunun da zamanını iyi tayin etmek lazım. Onun için vaktim geldiğine ben de inanıyorum. Bu yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler yaparlar. Hepimizin olduğu gibi benim gözüm de onların üstünde olacak. Takip edeceğim onları. Hep birlikte takip edeceğiz. Güzel işler yapmaları için de teşvik edeceğiz. Birçoğumuzla birlikte hareket ettik. Birçok işlere imzayı birlikte attık. Bir yere bir hizmet gidecekse önce onu sizden aldık, o haberi. Şuraya şu gidecek, buraya bu gidecek. Onun için hepinizin katkısı var güzel işlerde. Tabii işler yapılırken hiç iş yapılmasa kimse kimseyi kırmaz. Bir iş yapıldığı zaman da bazı kırgınlıklar oluşur. Muhtemelen sizlerin de kalbini kırdığım, gücendirdiğim, küstürdüğüm olmuştur. Onların hepsinden helallik diliyorum ben. Hepinize helallik diliyorum, hakkınızı helal edin. Benden yana da helal olsun, size bir hakkım varsa, size de helal olsun. Hepinize saygıyla selam ederim. Arkadaşlar buyurun.